Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fussilet suresi 9-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. قُلْ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْاَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ Ey Peygamber, de ki, yoksa siz arzı iki günde yaratanı inkar mı ediyorsunuz? وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادَ Ona şerikler mi kılıyorsunuz? ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ İşte bu, dünyayı iki günde yaratan Allah, alemlerin Rabbidir. Burada arzın iki günde yaratılması iki merhale gibi düşünülebilir. Çünkü arz yaratılmazdan önce şu anda bildiğimiz tarzda 24 saatlik gün dilimi yoktu. Ve Kur'an-ı Kerim'de meleklerin yükselişinden bahsedilirken bize göre 50 bin sene ama onlar için bir gün böyle bir zaman diliminde uruç etmelerinden, yükselmelerinden bahsediliyor. Öte yandan ve inne yevmen inde rabbike kelfi senetin mimma taudun Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene gibidir. Bu manada yine anlatımlar var. Böyle olunca buradaki günü bizim bildiğimiz 24 saatlik iki ayrı gün 48 saat şeklinde anlamak yanlış olur. İnsan ana rahmine düştüğünde nasıl ki değişik merhalelerden geçiriliyor. Onun gibi dünyada bir takım merhalelerden geçirilmiş ve bu başlıca altı merhale halinde halakas semavati vel ard fi sitteti eyyam. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Yani altı merhalede yarattı. Burada da bu iki nazara veriliyor. Daha sonra dört ve bir sonraki merhalede iki günde de semanın tanzimi yine bir altı günü bulacak şekilde birazdan okuyacağımız ayetlerde bunlar nazara verilmekte. İşte bir zamanlar dünya tamamen bir ateş küre halindeymiş. Bu ateş küre halinde şu andaki dünyadan farklı bir dünya var. O merhaleden geçiyor. Ardından diyelim yağmurlar yağdırılıyor. Bunun neticesinde yeryüzünde hayat başlatılıyor. Bunların her birisi birer merhale. وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا Allah o arzın fevkinde yani toprağın üzerinde dağlar meydana getirdi. Dağları bıraktı. وَبَارَكَ ف۪يهَا Ve orada bol bereketler meydana getirdi. Yani yerden çok şeyler bitirdi, bereketli şeyler yarattı. وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا Ve orada o arzın üzerinde yiyecekleri takdir etti. Fi erbati eyyem, dört gün içerisinde. Bu dört günden murat, Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi dört mevsim olabilir. Çünkü yeryüzündeki bütün o yiyecekler dört mevsim içinde meydana geliyor. Baharın meydana gelenler var, yazın meydana gelenler var, kışın meydana gelenler. Bu şekilde dört mevsime gıdalar dağıtılmış vaziyette taraf ilahiden gönderiliyor. Seva el-lisailin soranlar için veya isteyenler için yetecek şekilde. Yani yeryüzündeki bütün rızka muhtaç olan canlılar, bunların her birinin kendine göre rızkı var. Bütün bunların rızıkları dört mevsim içerisinde vakti münasipte ummadıkları yerlerden onlara gönderiliyor. Ve hiçbiri aç bırakılmıyor. Mesela denizler dünyaya göre, toprak bölümüne göre çok daha geniş durumda. Ve suyun içinde Allah rızık yaratıyor. Ve orada küçük küçük planktonlar da yaşıyor. İşte ülkemizde de bilinen hamsi gibi küçük balıklar da yaşıyor. Ama öte yandan 150 tonluk balinalar da aynı denizde yaşıyor. O küçük küçük canlılar aç bırakılmadığı gibi, onlara rızıkları verildiği gibi 150 tonluk balinalar da aç bırakılmıyor. Onlara da rızıkları gönderiliyor. Arza geldiğimizde, üzerinde yaşadığımız yeryüzüne geldiğimizde şunu görüyoruz. Yeryüzünde de bütün bitkilerin, hayvanların kendilerine göre rızıkları var ve bu rızıkları onlara gönderiliyor. Ve hiçbiri aç bırakılmıyor. Hiçbiri bu noktada mağdur edilmiyor.
yaratan aynı zamanda rızıklandırıyor. Yaratıyor, rızkını da gönderiyor. En ziyade rızka muhtaç olanlar yeni dünyaya gelenlerdir, bebekler. Ve bunlar kendi imkanlarıyla koşup rızkı elde etme imkanına sahip değil, taraf ilahiden en güzel rızık onlara gönderiliyor. Annelerinin şefkati, sütü onlara yardımcı veriliyor. Bu şekilde baktığımızda yeryüzü bir sofra-i rahman, Rahman'ın bir sofrası ve taraf ilahiden bütün varlıklara, bütün canlılara bir ziyafet çekilmiş ve o ziyafetten herkes memnun, herkes kendisi için takdir edilen rızıktan hoşnut bir vaziyette. Bazen şöyle olabilir, diyelim bir dostunuzu yemeğe davet edersiniz ama onun neleri sevdiğini bilmiyorsanız, onun için hazırlamış olduğunuz yemek bir işe yaramayabilir. Söz gelimi dostunuz vejeteryansa, siz de ona çok güzel bir et yemeği hazırlamışsanız, ortada bir ziyafet vardır ama muhatap bundan memnun değildir. Allah-u Teala'nın ziyafet çekmesi böyle değil. Her bir bitkinin, her bir canlının, her bir hayvanın kendine göre bir rızkı var ve ona o şekilde olan rızıklar gönderiliyor. Herkesin sofrası farklı farklı. Bütün bu milyonlarca çeşit canlı kendileriyle ilgili en güzel rızık neyse o rızka ulaştırılıyor ve o şekilde hayatından memnun bir şekilde yaşatılıyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ Sonra buna ayrıca manası verilebilir. Allah semaya müteveccih oldu. Yani ayrıca manasına şu açıdan dikkat çekiyoruz. Müfessirler de zaten dikkat çekmişler. Allah-u Teala bir başka ayette Enbiya suresinde şöyle bildiriyor. اَوَلَمْ يَرَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O inkar edenler görmediler mi? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا Gökler ve yer birbirine bitişik idi. فَفَتَقْنَاهُمَا Biz onları birbirinden ayırdık. Yani yer gök birbiriyle önce başlangıçta beraberdi. Taraf ilahiden bunlar ayrıldı. Dünya burada bırakıldı. Güneş oraya götürüldü. Diğer gezegenler her biri oldukları yerlere yerleştirildi. Yani yaratılışta başlangıç itibariyle memzuç ve karışık bir vaziyette beraberce bulunuyor ama daha sonra ayrılıyor. Arz arz olarak, sema sema olarak ayrılıyor. Ve sonra Allah semaya müteveccih oldu, semaya yöneldi. Vehiye duhanun, sema bir duhan, bir duman halinde. Yani sema dediğimizde üzerimizdeki alemler anlaşılabilir. Küllü me aleyke fehuve sema denilmiş. Senin fevkinde olan her şey, üstünde olan her şey semadır. Evimizin diyelim çatısı oranın seması oluyor. Veya odanın tavanı oranın seması oluyor. Onun gibi dünyanın da seması gök kubbe. Diğer alemlere baktığımızda onların da kendilerine göre semaları var. Ve Kur'an-ı Kerim seba semavat tabirini kullanır. Burada da gelecek. Allah-u Teala semayı yedi sema olarak tanzim ediyor. Yedi semadan murat, bizimle alakalı sema, yakın sema önce düşünülürse, atmosferin tabakaları olarak düşünülebilir. Atmosfer başlıca yedi ayrı bölümden meydana gelmektedir. Yerin altına doğru nasıl ki taş kürenin yedi farklı merhaleleri var, yedi katmandan meydana gelmiş, üzerimizdeki atmosfer tabakası da başlıca yedi bölümden meydana geliyor. Bununla beraber diğer alemler, o alemlerin de semaları demek ki her biri farklı farklı ve Allah-u Teala alemde başlıca yedi farklı sema meydana getirmiş. Burada semanın duhan yani duman halinde olması, sema dediğimizde nasıl ki önce hava hatıra geliyor, atmosfer hatıra geliyor, daha böyle net bir görüntüsü olmayışı, henüz daha bir şekil verilmeyişi o manada anlaşılabilir. Bunlar tabii bilimsel olarak da bir takım yorumlara açık olan ayeti kerimeler. Allah-u Teala ilk yaratılışı bize anlatıyor. Ve o zaman biz yoktuk ve nasıl yaratıldı ayrıntılarıyla da bilmiyoruz. Allah-u Teala bu gibi ayetlerle ufkumuzu açıyor ve alemi nasıl yarattığını bize bildiriyor. فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ Allah semaya ve arza dedi ki
İ'tiyâ tav'ane u kerhe, ister istemez gelin. Yani yokluktan varlığa gelin. Emrime ram olun. İstediğim şekilde vücut bulun. Gâlete eteynâ tâ'in, onlar arz ve sema dediler ki biz severek, isteyerek geldik. Burada temsili bir anlatım var. Emri kün feyekün tarzında. Yani Allah bir şeyin murad olmasını, bir şeyi yaratmayı murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. Dolayısıyla arz nasıl meydana gelecekse, sema nasıl meydana gelecekse bununla alakalı Allah-u Teala ey arz, ey sema istediğim şekilde vücuda gelin buyuruyor. Ve arz ve sema biz severek isteyerek geldik diyorlar. Çünkü var olmak bir nimet ve kabiliyetlerin açığa çıkması ve bu da ayrı bir nimet. Dolayısıyla sema ve arz var olmaktan memnun. Nasıl ki günlerce aç olan birisine çok güzel bir sofra gösterilse, ister istemez gel denilse koşarak gelir. Böyle istemeyerek değil. Onun gibi Allah-u Teala'dan da yaratılacak olanlara haydi vücuda gelin emri geldiğinde onlar severek isteyerek geliyor. Fekadahunna seba semavat fi yevmeyni, Allah semavatı iki günde takdir etti, meydana getirdi. Ve evha fi kulli semain emraha, ve her semaya da o sema ile ilgili emrini vahyetti. Burada semanın tanzimi ile alakalı da iki günden bahsediliyor. Arzın iki günde takdiri, iki ayrı günde o arzda rızıkların meydana getirilmesi, dağların konulması, bunlara dikkat çekilmişti. Geriye kalan iki gün, yani iki ayrı merhalede de semanın tanzim edildiği nazara veriliyor. Ve Allah her semaya emrini vahyetti. Yani her semada melekler var. O meleklere görevlerini bildirdi. Ve o şekilde bütün sema tabakaları emri ilahiye göre hareket ediyor. Ve Allah'ın emriyle oralarda işler cereyan ediyor. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَّابِحِ, dünya semasını, yakın semayı lambalarla süsledik. Yani yıldızlar lambalarıyla. Gökyüzündeki o yıldızlar, bizim semamızda görülen yıldızlar sanki birer gece lambası gibi dünyamızı aydınlatıyorlar ve gecelerde ayrı bir güzellik meydana getiriyorlar. Vahifsa, ve semayı koruduk. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde anlatımlar var ve semanın yeryüzünden oralara yükselmek isteyen bir takım şer kuvvetlere karşı, ruhani kuvvetlere karşı korunduğu, melekler tarafından korunduğu nazara veriliyor. Zalike takdirul azizil alim, işte bu aziz, alim olan Allah'ın takdiridir. Yani Allah böyle takdir buyurdu. Kader programıyla böyle belirledi, böyle çizdi ve buna göre şu alem mükemmel bir şekilde vücut buldu. Burada Cenab-ı Hakk'ın aziz olması, yani onun her şeye kadir olması, hükmünün karşısında durulmamasını anlatır. Alim olması da, bütün bunlar bilgiye dayalı şeylerdir. Yani nasıl ki bir bina yapılırken ilme dayanarak yapılıyor, bilmeyen birisi yapmaya kalsa yaparken yıkar. Alemdeki bir kusur, bir çatlak olmayışı Allah'ın ilminin mükemmelliğini, kemalini, sonsuzluğunu bize göstermekte. Fe in a'radu, eğer onlar yüz çevirirlerse, fegul, sen de ki enzertukum saigaten misle saigati Adem ve Semud. Ad ve Semud kavminin başına gelen yıldırım bir felaket gibi öyle bir felaketten ben sizi uyarıyorum. Ben bu noktada sizi uyardım, haber verdim de. Malum Ad kavmi, Semud kavmi önceki devirlerde gelmiş olan iki kavim. Birisi Hazreti Hud'un kavmi, diğeri de Hazreti Salih'in kavmi. Bunlar gelen peygamberleri kabul etmemişler ve buna göre de cezalandırılmışlar. Peygamberimize şu bildiriliyor: sen de kavmine de ki eğer siz kabul etmeyecek olursanız, yüz çevirecek olursanız Ad ve Semud kavminin başına gelen felaketlerle ben sizi uyardım.
İrca'etumur rusul min beyne idihim ve min halfihim. Onların önlerinden arkalarından peygamberler gelmişti. Yani o kavimlerden önce ve sonrasında da peygamberler gelmişti. Veya gelen peygamberler onların hem geçmişleriyle alakalı hem gelecekleriyle alakalı bilgiler vermişlerdi. Ella ta'budu illallah. Ve şunu demişlerdi. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edin. Galu, onlar dediler ki, Ad ve Semud kavmi, levşe'e rabbuna, eğer Rabbimiz dileseydi, le'enzele melaike, melekler indirirdi. Yani siz de bizim gibi insansınız, biz neden size tabi olalım dediler. Fe inna bima ursiltum bihi kafirun, biz sizin gönderildiğiniz şeyleri ne ile gönderilmişseniz bütün bunları inkar etmekteyiz dediler. Femme at, at kavmine gelince. Burada işin biraz daha tafsiline giriliyor. At kavmi nasıl oldu? Semud kavmi nasıl oldu? At kavmine gelince festekberu fil ardı bi gayril hak. Haksız yere yeryüzünde kibirlendiler. Bunlar güçlü kuvvetli bir topluluk. Kuvvetlerine güvendiler ve havalara girdiler. Kendilerindeki güç ve kuvveti taşkınlıkta kullandılar. Ve galu, dediler ki men eşeddü minna kuvve, bizden daha kuvvetlisi kim? Var mı bizden daha kuvvetlisi dediler. Evelem yarav ennallâhe allezî halagahum, görmediler mi ki onları yaratan Allah huve eşeddü minhum kuvve, o onlardan kuvvetçe daha şiddetlidir. Bunu görmediler mi? Yani bunlar kendilerini ne zannetti? Onları yaratan elbette onları helak etmeye de kadirdir. Dolayısıyla gururlarıyla, kibirleriyle yere göğe sığmaz hale gelmenin bir anlamı yok. Allah dilediğinde bunları çok kolaylıkla cezalandırır. Nitekim cezalandırmıştır. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Ve bunlar ayetlerimizi gerek tekvini, gerekse teşrii ayetlerimizi yalanlıyorlar, inkar ediyorlardı. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرَا Biz onlara dondurucu bir soğukla beraber bir rüzgar gönderdik. فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ O uğursuz günlerde. لِنُذ۪يقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Şu dünya hayatında onlara zilleti tattırmak için bu şekilde azap gönderdik. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْسَى وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ Ahiret azabı ise daha da zillet vericidir ve onlar yardım görmeyecekler. Değerli izleyenlerim, burada onlara ard arda 8 gün gelen bir azap, Kur'an'ın başka yerinde 8 gün olarak nazara veriliyor. Ard arda rüzgar estiriliyor, dondurucu bir rüzgar ve aynı zamanda uğultulu, şiddetli bir rüzgar. Bu rüzgarla helak ediliyorlar. Kur'an-ı Kerim bu günleri uğursuzluk günleri diye anlatıyor. Bu günler doğrudan kendilerine bir uğursuzluk olmasından değil, o kavim o günlerde helak edildiğinden dolayı onlara bakan yönüyle uğursuz telakki edilmiştir. Öyle ifade edilmiştir. Yoksa günün bizzat kendisinde uğursuzluktan söz edilemez. وَاَمَّا ثَمُودُ Semud kavmine gelince فَهَدَيْنَاهُمْ Biz onlara hidayet ettik, yol gösterdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Ama onlar hidayet yerine körlüğü tercih ettiler. Körlük onların hoşuna gitti. Görmediler, gerçekleri görmediler. فَاَخَذَتُمْ سَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yaptıklarına karşılık zillet verici bir günün azabı, zillet verici bir azap, azap yıldırımı onları yakaladı, onları cezalandırdı. وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edenleri biz kurtardık ve onlar sakınan, günahlardan korunan kimselerdi. İşte Kur'an-ı Kerim bu şekilde geçmiş kavimlerden örnek veriyor. Ta ki biz de kendimize bakalım, durumumuzu değerlendirelim, kendimize bir çeki düzen verelim. Cenab-ı Hak Kur'an'a göre yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin.
Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.